Bizim hayırsız damada bak sen ya. Tabii işim bitti. Feriha'cığım. Ne yapıyorsun sen burada? Aşk olsun. Ya insan yengesini kapıda bulur da böyle mi der? İçeri buyur etmeyecek misin? Sen vallahi git başımdan uğraşamam. Şş, bana bak. Göster bakayım bir şunu. Ya bir göster. Yine kaptın pırlantayı değil mi? Aman iyi tamam. Yemedik kıymetlini. Ama bana bak bu sefer kıymetini bir de denizi boylamasın. Sen kapatıyorum kapıyı. Kocan nerede? Sana ne acaba? Aa. Cümbüş var yine. Demek hala burada yaşıyorsunuz. Ailenin kapıcılık yaptığı apartmanda. Siz yine beni aşağılayıp hırsınızı almaya mı geldiniz? Buraya seninle bir anne olarak konuşmaya geldim. Buyurun. Sizi dinliyorum. Oğlum baba olacak. Bunu biliyorsun değil mi? Ne kadar eminsiniz? Sen yalanlarını su içer gibi söylediğin için herkes kendin gibi zannediyorsun değil mi? Ama Rüya doğru söylüyor. Doğru söylediğini 4 ay sonra ispat edecek. Emir ve Rüya'nın bir bebekleri olacak. Benim bir torunum olacak Feriha. Düne kadar oğluma söylediğin yalanlarla onu idare edip onunla gizli saklı evlenen basit bir kadınsın sen. Şimdi hamile bir kadını üzmeyi içine sindiren ama mağrur, esas kadın oynayan basit bir kadınsın. Siz gerçekten neden bahsediyorsunuz ben anlamıyorum ama ben o kadına hiçbir şey yapmadım. Belki de Emir'in baba olma korkusundan faydalanıyorsun. Onu etkiliyorsun. O kadının nasıl bir aileden geldiğini bile düşünmeden onu kendi seviyene çekmeye çalışıyorsun. Aslında derdiniz bu değil mi Ersun Hanım? Sınıf farkı, babamın yaptığı iş, ailemin oturduğu ev. Rüya da bebek de umurumuzda değil aslında. Önemli olan onların sizle aynı, bizim sizden farklı olmamız. Bütün bunları senin söylediğin yalanlar önemli kıldı. Eğer sen o yalanları söylemeseydin, eğer o çirkinlikleri hepimize yaşatmasaydın, belki oturup bunu konuşabilirdik. Ama artık bunu konuşmak için çok geç Feriha. Ne kadar acı. Sizin derdiniz benim. Oğlunuz bile değil. Gerçekten çok acı. Beni kışkırtıp oğluma şikayet edebileceğin bir tepki vermemi sağlamaya çalışıyorsun. Ama emin ol, bu sefer senin oyununa gelmeyeceğim Feriha. Son kez soruyorum. Aysun Hanım, siz buraya niye geldiniz? Emir, hayatınızdan çıkıp gitmesi için Rüya'ya para teklif etmiş. Emir böyle bir şey yapmaz. Tabii ki yapmaz. Tabii ki benim oğlum böyle terbiyesizce bir şey yapmaz. Tabii sen etkilemediysen. Ben ondan asla böyle iğrenç bir şey istemem. Emir de ne olursa olsun hiç kimseyi parasıyla susturmaya çalışmaz. Buna inanmam.
senin ne kadar iyi bir yalancı olduğunu bilmesem gerçekten sana inanacağım Feriha. Hatta dur, sana inanmış gibi yapayım. Otur ve düşün Feriha. Eğer senin bu çirkinlikte bir payın yoksa otur ve düşün Feriha. Düşün. Eğer Emir rüyaya inanmıyorsa niçin gidip ondan hayatınızdan çıkıp gitmesi için ona para teklif ediyor? Niçin sakin sakin oturup bebeğin doğmasını beklemiyor? Senin yüzünden. Hayatına girdiğin herkese kötülük saçıyorsun. Oğlum sana olan tutkusu yüzünden mahvoldu. Biz dağıldık, perişan olduk. Şimdi henüz doğmamış bir bebeğin hayatını mahvediyorsun. Asıl ben sizin oyununuza gelmeyeceğim. Ben pes etmeyeceğim Aysun'u. Bebek Emir'den veya değil. Ben onun yanındayım.